Biz işte narenciyesi, zeytiniyle, e, meyveciliğiyle, sebzeciliğiyle, e, biraz da hayvancılığıyla ön plana çıkan Hatay'ın bir ilçesi. E, şimdi yanımızda da işte konuklarımız var. Onlarla birlikte Samandağ tarımını ele alacağız. Sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. Hemen solumda e, Faik abimiz var, İsa bey var. Hilal bey ile birlikte bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Öncelikle Faik abimize dönelim. Çünkü burası Faik abimizin zeytin bahçesi. Doğru evet, değil mi abi? Tarla mı burası Burası sizin tarlanız. Ee, önce bir sizi tanıyalım. Faik abi kimdir? Ne zamandan beri işte burada tarım yapıyorsunuz? Ee, yaş kaç? Nasıl gidiyor? Ee, yaş 65. Ee, 1990'dan beri bu tarlayı aldım. İçinde zeytin falan yoktu. Var birkaç ağaç vardı. Şimdi bütün bu fidanları ben e, zamanında ekmiştim şimdi çok şükür mahsul alıyoruz ama ne yazık ki aldığımız mahsul e, çok az çünkü bunun biliyorsunuz gübre çok çok aldı artı e, gübre dışında e, mazot çok çok aldı e, bunun dışında e, işçilik çok aldı. Yani bizim e, aldığımız yüzde onsa Allah bin bereket versin. %10 almıyoruz. Şimdi Faik abi şöyle oluyor. bir Bizim çiftçimize bir merhaba diyorsun. Hemen dertlerini sıralıyor. Dert çok. E çok hem Dert nasıl, çok. Biraz hem kendinden, nasıl, biraz nasıl. kendinden bahsettiğince hemen dertler hemen ortaya e, çıkıyor. Tabii ki, tabii ki. Sohbeti tabii ki. yavaş yavaş edeceğiz. Evet. E, abimizi de tanıyalım bir, onu tanıyalım. Ben de Yılmaz Am amcasının oğluyum. Esat Çatal. Aynı Sizin görüşteyim yani. Biz de çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. evet. Yani sorunumuz işte her şeyin pahalı olması, bizim satacağımız şeyin ucuz olması. Evet. Yani bizim tüketeceğimiz şeyler ucuzdan gidiyor. Evet. Alacağımız şeyler gübre olsun, ilaç olsun, her şey olsun. Evet. Her şey üst düzeyde de pahalıdır. Peki. Şimdi de Hilal abiye dönelim. Hilal abiyi tanıyalım. Evet Hilal abi. Seni tanıyalım. Hil Sen Neler abi. Neler yetiştiriyorsun? Abi zeytin, şey erik. işte şu Mandal'ın var. mandalina. Evet. Sen de az önce sohbet ettiğimizde şunu söyledin. Ben dedim pazara götürüyorum, satıyorum. Değil mi? Daha çok pazarda mı satıyorsun? Az bazen patak alıyorsun, kalıyor pazarda. pazardan. Şimdi toptancıya veriyorsun. Eğer kalırsa elinde ondan sonrasını pazara götürüyorsun. Ama pazar daha karlı bu kesin. Daha biliyorum daha karlı abi. Peki. Şimdi eee abi gelelim o zaman şimdi sorunlara. Şimdi sen biz sana merhaba dedik, nasılsın dedik, kendini tanıt dedik. Hemen sorunları sıraladın. Şimdi her bölgede aşağı yukarı aşağı yukarı aynı sorunlar var. İşte evet. girdi maliyetleri, mazot pahalı, gübre pahalı, evet, evet, evet. bunların hepsi zaten evet, evet. şey. Peki buraya has sorunlar var mı? Buraya özgü sorunlar mı? Çok büyük sorunumuz var. Şimdi burada yağmur yağız, yağdığı zaman bütün yollarımız bozuluyor. Ama Samandağ Belediyesi'nden veya büyükşehir belediyesinden geliyorlar, bir kepçe gönderiyorlar. Basit bir de, Yani düzeltiyorlar, çekip yiyorlar. Ama bir iki güncü gün yağmur yağdığı gibi bütün yollarımız bozuluyor. Bir sefer ulaşım sorunumuz çok e, tehlikede oluyor. Bunları yetkili kişilerden istiyoruz. Yani ne olacak bir kaç e, kamyon asfalt döküp de bu, bu kadar e, bahçeler var, bu kadar zeytin e, tarlaları var. Yani yardım istiyoruz bunlardan biz. Yani başka bir, bir onlardan e, başka bir şey istediğimiz yok. Yaklaşık büyük şehir burası olalı üç buçuk sene hiçbir yatırım yapmadılar. Ne Samandağ Belediyesi ne Antakya Belediyesi hiçbir yatırım yapmadılar. Şimdi Fayka o zaman şuradan devam edelim. Ee, köylerin işte büyükşehir kanunuyla değil mi büyükşehir yasasıyla evet. mahalle olmasından dolayı da burada sorunlar oldu. Ne oldu? O zaman muhtarlık birazcık etkisiz hale geldi. Büyükşehir'in nimetlerinden de faydalanıyor. Onu biraz anlat bize. İ i̇nanır mısın? Muhtarlık zamanında veya eski belde iken daha iyi hizmetler görüyorduk. Şimdi hiçbir hizmet göremiyoruz. Hmm. Yok yok hiçbir. Şey. Ha onlar Sandalyelerine oturdular ama vatandaşı dinleyen veya çiftçiyi dinleyen kimse yoktur. Peki Faik abi şunu sorayım sana. Ee, mahalle olmadan önce yani köyken ki durumla şimdiki durumu kıyaslarsan neler değişti? Yani köyken nasıldı mahalleyken nasıl? Şimdi eskiden e, herkesin bir hayvanı vardı. Eşeği vardı veya katırı vardı veya hatta atı vardı çıkarlardı. Ama bu şimdi bu hani bu Lombardina motorlar çıktı ya. Pat, pat, ya lambardina motorlar bunlar. Çiftçinin dostu oldu. Hayvan denilen bir şey kalmadı. Yani bütün köyde belki de bir eşek veya bir katır bir at bulamazsın. Mümkün değil yani bulmak. E şimdi herkes bir tane motor almış çıkıyor. Ama ne yazık ki işte yağmur yağdığı zaman bu yolları Allah için yapsınlar bunu. Biz istiyoruz yani bu bu büyüklerimizden istiyoruz. Ha Ama ne zaman bizi görürler? Ne zaman seçim yaklaşır? Aa, böyle yapacağız böyle diyor ama hiçbirinde vaat ettikleri şey doğru gelmiyor. Bu kadar ben diyeceğim yani ne diyeyim. Sadece e? seçimden seçime gelen insanlar aynen öyle, aynen. seçimden sonra aynen. unutuyor aynen burayı. Öyle, aynen Yani e, ne olacak? Bu çıkardığımız yak vatandaş yiyor bunu. Halkımız yiyor. E ne kadar çiftçiye destek olursan o kadar yani kalkınırız yani Türkiye Cumhuriyeti olarak. Sadece burası bütün Türkiye için söylüyorum yani. Evet. Şimdi Fayk abi e, sende zeytincilik var. Var tabi. E, narenciye var mı? Var. O da var. Başka ne var sende? Bende narım var, e, limonum var, e, her şey var yani. Mandalina var, incir var, zeytin var. Bahçemiz karışık meyve. Yani bahçelerimiz burada, tarlalarımız karışık. Ne kadar zeytin var? Kaç ağaç? Vallahi bende yaklaşık 1200 ağacım var. Evet. Daha fazla belki de. yani bildiğim bu kadar ama daha fazla olması gerekir. Peki zeytincilikten geçinebiliyor musun? Yani bu yetiyor mu Mümkün sana? Mümkün değil. Ben SSK emeklisiyim. Ee, yani SSK emek azgari ücret gibi bir şeyler alıyorum. Artı zeytincilikle uğraşıyorum. Her şey. Benim bir kızım var üniversitede okuyor. Bir oğlum var lisede okuyor. Yani inanır mısın zor geçiniyoruz. ya Yaşanmayacak bir duruma geldik yani. Hı hı. Neden diyeceksin? Eskiden bir kilo ilaç bu bizim koyduğumuz zehir dediğimiz ağaçlara 10 liraydı şimdi 100 liraya çıktı. Bırak onu. Ee, eskiden bir torba 6-7 lira gübre 20-20 ee, olsun e, 3-15 olsun şimdi 60-70 lira ne koyacaksın? Yani mazot pahalı eskiden bir romork bu inek gübresini 15 liraya 20 liraya çıkardık şimdi çıkarması yalnız köyden buraya kadar 60-70 lira. Ha sen e, gübre satın almaya kalksan yani hayvan gübresi 150 lira 200 lira. Şey ne kadar oldu peki şimdi bu girdiler bu kadar arttı aşağı tabii yukarı ki, tabii ki. aşağı yukarı söylediğine göre 10 kat bir artış var yani ilaçta gübrede daha fazla, gübre daha de, fazla. Daha fazla. Ha, bana veriyorlar yani sağ olsun devlet veriyor bana mazut e, farkı veriyorlar e, 13 lira düğüm başına veya 12 lira yetmiyor bu yetmiyor arkadaşım yetmiyor mesela ben bir bir ton yağ aldım yalan değil Ey ben bunu sattım mu masraf ettim. Bana 150 kilo yağ kalırsa Allah bin bereket versin. Yalan değil yani. Sen şimdi 1200 ağacından bir ton yağ elde ettin. Evet. Peki ne kadar kazandın? Yani böyle. Vallahi bir... o osossa yani masrafları çıkarırsan, işçi yevmiyesini, gübresini, bilmem neyi, ya işte kalır yani %10 falan. 110. Peki şimdi burada ağaçlardan aldığınız zeytini götürdünüz fabrikaya bunu yağını çıkarttınız. Tabii ki. Siz bunu kaça veriyorsunuz oraya? Ya şimdi bakın asidine göre e, tut e, 06 e, olanlar veya 07 e, asit olanlar bu değer 12'ler en fazla bizden aldılar. Ama daha düşük yüksek asatlı olanlar 8 liraya kadar düştü. Yani ortalama bir 10 lira gibi bir şey diyelim mi? Yani asitliği yüksek olanlar asitli 8 adına göre e, satın alıyorlar. E, yani ben içtiğime göre benim arkadaşım var İstanbul'da bugün yağın kilesi 20 lira, 25 lira. Şimdi ben oraya. Bizim burada. Şimdi bizim oraya burada, geleceğim. Bizim burada zaten ki en fazla 12 lira kimse bizden almadı. Hı. O da kaliteli bir yağ. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Yani bu e, tarımsal faaliyetlerde yani tarımsal ürünlerin hepsinde bu var. Aynı. Şimdi mi? tarladan Eriye, tarladan var, çıkarken. Yani e, erik de var ben burada. Şimdi size erik koparacağım. Vallahi var şimdi, şimdi, şimdi var. Erik. Ee, buradan tüccar bizden en fazla bir buçuk iki lira topluyor. E, ee, bana anlatıyor arkadaşım 20 lira İstanbul'da. Yazık yani. Evet. Peki bunu neye bağlıyorsun Faik abi? Yani... Ya şimdi biliyorsun mazut pahalı. Ondan serbest piyasa olmuş. Kimse karışmıyor ki. Halbuki vatandaşa sen aldın mı iki, bir buçuk iki lira? E ee, bunu beş liraya sat vatandaş yesin ya. Ne için yirmi liraya satıyorsun? Yazık değil mi vatandaşa? Yani bunlar el atmaları gerekir büyüklerimiz. Devletin insanları bu, bu büyüklerimiz devlet böyle bu kadar fuhuş bir e, fiyata satmasınlar. Çiftçi zana ölmüş. Allah'ıma yemin ederim bazı günler cebimizde bir kuruş bulunmuyor sürmek için tarlayı. Ama diyeceksin ki ne yapalım? Yani bir, bir şey artık bu ağaçları kalkıp da bak canım benim ağaçlar bunun altında oturmak bile mesela. Bunlar hayat veren insana. Şimdi Hilal abiye dönelim. Hilal abi. Sende de yine zeytin var. Zeytin var mı? Zeytin de evet. var. Ne var başka? Erik var. Mandalin var. Mandalina var. İşte. Bunları üretiyorsun. Defne de var. Defne de var. Evet. Bunların ürettiği miktarlar öyle çok fazla miktarlar değil herhalde. Ne kadar üretiyorsun? Nile. Mesela zeytin kaç tane zeytin ağacın var? Abi 150 tane var başka. Evet. Erik de var. Şey Ma mandalina var. Evet. Peki ürettiğin ürünleri hep toptancıya mı verirsin sen? Abi bazı şey hala gidiyoruz, getiriyoruz. Hmm. Toptancı, tabii toptancı, toptancı haline veriyorsun. Yine orada bir toptancıya veriyorsun yani. Geri kalanını e, da götürüyorsun, pazarda satıyorsun. Peki e, pazarda sattığından tabii daha fazla para kazanıyorsun. Onu bize biraz anlat. Nasıl? Kilo kilo. Kilo kilo. kilo. kilo satıyorum. Hangi pazara gidiyorsun? Samandağ mı gidiyorsun? Antakya'da. Antakya'da. Evet. Antakya'ya gidiyorsun. Evet. Evet. Senin aklına gelen sorun var mı? Ne gibi sorunlar var? İşte dediğin gibi abi. Sen ne dedi onu var ya. Sıkıntı bu. Gübre, şey yol. Efendim şey mazot. E... Mazot. Mazot. Bunlar evet. ucuzlarsa daha ee, iyi olur. E, tabii tabii. Tab ben de Peki. bir şey bir bakalım bir bize bari bir de. Evet. Az. Para kalmıyor. Allah kalmıyor. Tamam. Tabii. Tamam. Şimdi e, Faik abi. Buyurun. Yolda giderken e, böyle bir sohbet esnasında Adem abimiz dedi ki bu dedi zeytin dedi Petroldür dedi. Aynen öyle. Nasıl petrol oluyor bunu bize anlat. Bu bir. petrol şimdi arabanın petrolü biliyorsun normal petrol ama bu insanın petrolü bu. Yani bu insanlar yemezse zaten ki olmaz ki. Dünyada en iyi şey varsa zeytin. Yağı var ya insanı var ya e, ömrünü arttırır. Kanser düşmanı her şey düşmanı. Hele bu bizim çıkardığımız salamora yeşil zeytin. Ha istiyoruz ki e, birileri salon yapsınlar. Buranın zeytini çok meşhur. Çünkü ağaçların arasında, bu zeytinlerin arasında bak e, şey de var, mandalina var. E, hır, defne var. Bir hasta defne. Bak defne karşıda. E, yanında zeytin ekilmiş. Yani öyle buranın zeytini bir sefer ye. Salon morasını hayatta unutmasın. Bizim Hatay'ın diyorum. Yani bizim bu bizim bu Saman Dağı Tabii kilis tarafını bilmiyorum. Orada böyle defne falan herhalde yoktur. En fazla burada defne çıkan yağlar burada. Bak limon da var. E, armuttan tut e, her şeye kadar vardır. Peki Fayk abi defne yağını da sabunculukta mı kullanıyorsunuz? Nasıl yani şimdi kullanıyorsunuz onu? Öyle bir şey ki hem bak kozmetiğe kullanılıyor. Bu aynen parfüm gibi kullanıyorlar millet. Artı bunun dışında her türlü sabuna Hani sabun var ya bunu sabunla yıkan hayatta hastalık görmesin. Siz yapıyor musunuz sabun? Yapıyoruz kendimize. Satlık için değil yani. Kendimize yapıyoruz tabii ki. Yani biz dışarıdan sabun almayız. Evde sürekli bir defne sabunu mu kullanılıyor yani? Zeytinyağlı ya defne. En fazla tükettiğimiz zaten ki ben de bu rafine yağları hiç evime sokmam. Patatesi dahi ben zeytinyağla yapıyorum. Allah'ım öyle. Etli yemekleri de? Bütün 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 her şey. Zaten bu sene öyle bir yağ çıktı ki Allah'a çok şükür. Çok sıfır. Ondan sonra o kadar lezzetli ki o kadar da olmaz. Yani künefeye koy veya baklava koy gene olur. O Oraya, kadar... Yani baklavaya künefeye bile gider diyorsun. Tabii yani. ki. Tabii ki. Yani öyle Samandağ'dan bizim bu mıntıktan yağ alan her şahıs kolay kolay hastalanmaz. Gerçek diyorum size yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yağ çok önemlidir. Yani bizim bu samandaki yağlar çok önemli. Tavsiye ederim bütün Türkiye. Aman samandakadan yağ alın. E, belli telefon numaramız her şey. E, İstanbul'a kadar gönderebiliriz. Ankara her tarafa. Yani elinde o kadar şey var mı? Yağ Yok, var şimdi mı? Bazı talebi, talebi karşılayabilecek misin yani? <laughs> ya, az çok yani olan yani bittikten sonra da başka yerden karşılayacaklar. Yine buluruz diyorsun. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Faik abi az önce dedin ya bizden çıkarken bu zeytinyağı işte olsa olsa 12 lira 13 lira. Aynen öyle. Asitliğine göre. Tabii Biraz ki, daha aşağı tabii düşüyor ki, dedin ama öyle. işte biz Ankara'da marketlerde senin de dediğin gibi 25 30'dan aşağıya bulamıyoruz. Evet. Böyle bir şey var. Aynen Peki şimdi yani burada bir faiz fiyat koyuyorlar tamam burası doğru ama bununla ilgili böyle bir örgütlenme, örgütleşme var mı buradaki çiftçilerde? Böyle Kesinlikle bir örgütleşme Yok yok. Hiç yok. Neden yok? Ya şimdi öyle bir şey ki eee Burada en adında kooperatif yok. Hiç olmadı. bir de çiftçiler kime satacak? Tüccarlar. Tüccarlar zaten ki çiftçiden daha fazla. İki misli alıyor. Ha aldıysa iki belki 22 lira satıyor. Birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Şimdi kooperatif kurulması ile ilgili hiç girişimde bulunulmadı dedim. Yok. Neden bulunulmadı? Yani hiç ya kimse bu hususta kimse bilgilendirmediler bizi veya kimse aklına gelmedi bu işler. Öyle aynen. Yani ben size... Aklınıza bile gelmedi yani. Mümkün değil. Çünkü ben daha evvel bu çiftçilik dışında ne iş yapıyordum? Esas mesleğim oto elektrik. Yaklaşık 27 sene kaldım Arabistan'da. Benim esas sanayiciydim ben. Yani bu oto elektrikçisiyim. Yalnız baktım yaşlandım. Bir de bel fıtığı oldu bende. Şimdi çiftçilikle uğraşıyorum yani çalıştırıyorum malımı. Yani kendim çalışamıyorum. Ama içi getiriyorum diyorum böyle böyle bir yemeyesini alıyor. Helali koş Yani sen burada aslında bu tarlanı, bahçelerini falan bırakıp gittin Suudi Arabistan'a. Tabii ki. Oto elektrikçiliği yaptın. E, Ses bu. Yani tamam sen o zaman bir dönem bu tarımdan uzaklaştın, bıraktın gittin yani. Yok o zaman e, ilk başta çocukluğumdan beri benim babam Allah rahmet eylesin dedem çiftçiydi. Bizim baba mesleği bu. Yani biz doğduğumuzda ağaçların arasında, çiftçiliklerin arasında tabii ki baktık ya, bize yetmiyor. Mecbur kaldık sanayide çalıştık elektrikçilik, usta olduk, çırak olduk, vergi mükellefe olduk. En son Arabistan'a gittik. Yani bu ağaçla bu Arabistan sayesinde ben bu tarlayı aldım. Faik abi işte ben oraya geleceğim. Şimdi ee, babanın vardı, dedenin de vardı. Bunlar atadan kalma yerler bunlar. Benim babamdan. Heh. Yok, şimdi e, sen gençken burası da yine işliyordu, yine vardı, zeytin tabii geliyordu, ki, tarımsal, tabii ki. tarımsal ürünler geliyordu ama evet. yetmedi. Bu kazanç yetmedi. Dolayısıyla seni başka bir işe yönlendirdi. Sen ne yaptın tabii o zaman? Ki. oto elektrikçiliğine gittin. Yalnız ben değilim ki. Senin gibi dolu insanlar. Çoğu, oh, çoğu ço şimdi ya boyacı ya elektrikçi ya tamirci boya birileri okudu, hmm. birileri okudu. Birileri okudu yani mesela bizim benim yaşantımdaki arkadaşlar var makine mühendisi var e, avukatta var e, ben okuyamadım ancak e, meslek öğrendim e, baktım bu işi yapamayacağım en son çiftçilikle uğraşıyorum şimdi başka bir şey yaptığım yok. Yani ancak emekli olduktan sonra bu tarımsal faaliyetlere aynen, dönebildim çünkü aynen, öyle. eğer sen başka ee, bir işin olmasaydı buradan para sene, kazanamazdın. Sene 1977'de emekli oldum. Emekli olduktan sonra yurt dışına bile çıkmadım, burada kaldım. Bu ağaçlarla işte e, ilgileniyorum. Ne lazımsa, ne ihtiyacı varsa yapıyorum. Başka olduğu yerde işte atasından, babasından kalan tarlada ya da işte efendim zeytin bahçelerinde, meyve bahçelerinden ekmek yiyemiyor. Buradan doyamıyor. Aynen doyamadığı yani. zamanda da doyamadığı zaman insanlar şehirlere göçüyor. Başka işler arıyor. İşte dedin ya makine mühendisi olan var, işte öbür var falan. O ayrı bir şey ama şu, şöyle de bir gerçek var. Bu topraklarda ne yazık ki işte bu zeytin ağaçları, bu meyve ağaçları insanlarımızı doyuramıyor, değil mi? Yani hala doyuramıyor yani. Evet. Ne diyorsun bununla ilgili? Ya şimdi e, bizim arazimiz e, kışın ...şaykışın diyorum yazın... E, ...kuraklık oluyor burada... ...kuraklık olduğu zaman iyi mevsim vermiyor gene... ...mesela bu sene doğru dürüst yağmur yağmadı... ...her sene ben... E, ...ufakken... E, ...kar yağardı böyle... altıya 7 gün kalırdı... ...ama şimdi maalesef ne kar oluyor... ...yağmur doğru dürüst olmuyor... ...şimdi bu sefer sıcak olduğu zaman... ağaçlarımız gerileme... ...devrine giriyor... ...iyi mahsul vermiyor... ...ondan sonra her şey pahalı... Doğru Şimdi doğrusunu bugün Bugün ayın kaçı? Şimdi Şubat'ın kaçındayız, 10'unda mıyız? 10'undayız. 10'undayız. 10 evet. Normalde geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz senelerde Şubat'ın 10'u, 15'i gibi nasıl ben olurdu buralar? Ki, ben biliyorum ki şerefime, e, kar yağardı her tarafa. Ne kar yağdı ne o bir şey. Kar olur muydu eskiden? E, olurdu. Hı hı. Nisan'da kar yağdığını biliyorum bu dağlara. Nisan'da. Şimdi bir şey yağ, yağmıyor. Bırak onu. Yani... E ee, bu yağmur yağmadı yaklaşık 20 günden beri ne bir aydan beri yağmur yağmadı. Yağmur bile yağmıyor artık. Yani e şu anda zaten etraf çiçekler açmış. Evet. Yok yani yok. Sanki sanki bahar baharda gibi mi şunu. Aynen saniye, öyle, aynen açmış. öyle. Ee, Ama ılıman. evet. Soğuk değil. Ya bu şubat ayındayız. Derece 20 şimdi. Evet. Dışarıda oturursun. E ne yapalım? Allah büyüktür. Kurban olduğum Allah inşallah bir gün Allah baba bize yağmur yağdırır da e, mevsimlerimiz çok alır çiftçi olarak diyorum ben. Hı hı. Eyvallah. Devlet baba da bize el uzatır. Onlardan da Allah razı olsun. Belki de onlar da bize bir el uzatır. İnşallah bunlar olur. Peki şimdi Fayk abi e, senin çocukların ikisi de okuyor dışarıda dedin. Biri üniversite birisi lise. sana. Hı. Bir oğlum var e, a, makine mühendisi. Bir oğlum var, maliye kazandı, okudu ama maalesef atanmadı. Şimdi e, bak, sürücü kursunda e, direksiyon öğretmenliği yapıyor oğlum. Hmm. Bir kızım var, işte evli o, e, okumadı o. Bir kızım var, şimdi son sınıf nöroloji bu sene. hem de Bu sene bitiriyor Allah'a çok şükür. Bir oğlum var, liseyi bitirdi, Erol Bilecik e, Meslek Lisesi'ni. E o da inşallah üniversite okutacağım. E, aç kalsam daha gene illa okutacağım. Hı. Eyvallah. Ben eğitime çok önem veririm. Evet. Ama yani senden sonra bu işi devam ettirecek kimse yok. Sen zaten buradan doymamışsın, başka bir iş yapmışsın, emekli olmuşsun. Senden sonra da bu bahçeleri de işte tarım yapacak. Canım. Burada şey... kazanacak kimse yok yani. Canım bir şey anlatacağım size. Burada çoğu doktor olmuş veya mühendis olmuş veya okumuş kişiler inan pazar günü veya cumartesi günleri gelip şeylerine tarlalarına bakıyorlar. Yani bu baba ya ya bırakılır mı canım benim? Bırakılmaz ki. Bu ağaçlar var ya Allah'ın yarattığı en güzel mahrubettini ve zeytinini ve, zevdini, ve diyor. Kur'an'a göre çok önemli bir ağaç bu. Yani Kur'an'da zikretmişler Kur geçiyor, mi? Ha Yani bunu biz bakmazsak demek ki biz zayıf, zayıf insanlarız. Bu kadar basit. O zaman senin çocuklarda da gelip bakacak buraya Bakacaklar yani. Senden ki, yadigar olduğu için. Tabii ki. Hatta ben var ya e yapacağım? Bu malımı e, hayatta satmayın. Torundan toruna böyle gitsin bu. Bu zeytin ağaçları. Tabii diyorsun. ki tabii ki tabii ki. Çok önemli bunlar. Yani canımız gibi bakıyorum. Ya bu ağaçlar var ya keşke konuşsa onlarla konuş. Gerçi konuşuyoruz bazı. Nasıl Çünkü, nasıl, nasıl konuşuyorsun? Neler diyorsun? Ona baktığın zaman sanki onunla konuşuyorsun. Ama bakmazsan konuşmaz ki. Yani bu bu ağacı yarın bunu bırak. Gübresini koyma, ilacını koyma, bakırını koyma veya bir şeyini koyma ne olacak? Bu, e, kuruyup gidecek. Ha. Yani bu çok önemli bu ağaçlar bizim için. Peki şimdi zeytin, zeytincilik, zeytin tarımı birazcık böyle dışarıdan kolay gibi gelir insanlar. Hani bakarlar işte ya orada ağaç duruyor, suluyorlar da ne bileyim buduyorlar, oradan meyvesini veriyor. Nasıldır peki bu zeytin tarımı şimdi zor mudur? Neler yaparsınız zeytin? Zeytin yani? senede en azında iki sefer sürülmeli en az bu. İkinci evet. bir şey, budama her Sürüme, sene. Sürümeli dedin, altının çapalanması. Tabii ki. Tamam. E, artı bunun bakrını atacaksın. Budamasını evet. yapacaksın. Yani budama yapmasan sana me gene evet. meyve vermez. Peki, Fayga abi şimdi geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz konuklarımızın içerisinde mesela tarım ilçe müdürü falan da var. Evet. Şimdi mesela onun söylediği şu var. Bizim çiftçimiz çok böyle budamayı falan çok iyi bilmiyor diyor. Ne diyorsun? Ben bakın, e, aha, ilçe tarım müdürlüğü geldi keşfe beni mayanama. E, eskiden e, şey vardı neydi ismi unuttum ya. E, semih semih mi? Vallahi unuttum o müdürün adı. Ekibini gönderdi buraya. Adamlar e, böyle baktılar ya teşekkür ettiler bana. Ya dedi e, sen bir yerde e, eğitim mi aldın, mi aldın? Hayır dedim. Dedim ben kalma bak bu ağaçları e, yarısında o kalbini çekeceksin. akar kar garsa, aşağı kadar kırılmaz. Mesela artı iyi mevsim verir sana. Yani senede bir sefer illa budama yapman gerekir. Yoksa kesinlikle mevsimini alamazsın. Budamayı yapmanın mantığı da tabii gençleştirmek değil mi ağacı? Tabii ki. Bu diyorsun gençleştiriyorsun. Tabii ki mesela bu ağaç mesela. Bak bu ağacın yüzde ellisini almışım budama olarak. Ellisi duruyor. Ama bak yem bir Ha bu Budamasını yapmazsan sararır. Ondan sonra sana meyve verir. O meyvenin içinde yağ olmaz. Yani bir teneke sana bir kilo yağ verir. Ama budama yaptıktan sonra bir teneke sana dört kilo yağ verir. Yani bir teneke dediğimiz 16 kiloluk bu tenekeler var ya, 16. biz teneke deriz burada. Hmm. Evet. Yani içerisinde ne kadar, kaç kilo zeytin oluyor? Ne? 15-16, yok ancak yağ koyarsan 10 kilo, 12 kilo. Ya değil, yani kaç kilo zeytinden kaç yani. kilo zeytinyağı elde ediyorsun onu öğrenmesin. Ya istiyorum. şimdi bakımını yaparsan hmm. en az 3 kilo, en az. En fazla 4 kilo ama bakmazsan ye 1 kilo, ye 1,5 kilo. Evet Peki Fayk abi şeyi nasıl yapıyorsunuz? Biz, Bu zeytinlerin alınmasını nasıl yapıyorsunuz? Böyle silme yöntemiyle. Yok ben de hmm. eskiden insanlar elimizden çekerdik. Şimdi ben zeytin çırpma makinesi aldım. Bundan 4 sene evvel. İşçi topluyorum. Yani zeytin çırpma makinesi. Hatta ben de videoda çekmişim nasıl yaptığımı. Hmm. İsterseniz size verebilirim. Ee, artı özel bir makine değil mi? Şöyle tabii ki tabipler akülen çalışan, ha. akülen çalışan. Bunun dışında e, son sistem e, şeyler çıktı, biliyorsunuz preseler çıktı. Yani dört gün e, zeytin toplarsın, dö, 5. günde gidip çekersin. Asidi az oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Eskiden bu mengeneler vardı bizim dedelerimiz zamanda. İki ayda, üç ay, ayda ancak senin zeytinlerin çıkardı. Zeytinyağını iki üç ayda çıkardı. E ancak hmm. sıran gelirdi. Hmm. Çünkü bütün köyde bir tane mengene vardı o zaman. E şimdi fabrikalar çoğaldı. Adam geliyor ayağına kadar diyor ki aman benim yanımda çek. Hmm. Ondan sonra tabii ki bu sefer kaliteli bir yağ çıkıyor. Zeytini e, satmada, zeytinyağını satmada zorluk çekiyor musun? Pazar <laughs> bulmakta? Ya şimdi bunu e, bu işi yapan da yapmayan da topluyor. Gidiyor e tüccarlara veriyor. Ama onlar ne kar alıyor bilmiyorum ya. Artı senin çektiğin yerde teklif ediyor. Para mı vereyim, yağını mı alacaksın? Tabii ki e, yani bu depolama şeyi çok önemli. Korum olmazsa deponun içinde koymazsan böyle korum depolar var. E, tabii ki iyi olmaz. Kalitesiz olur. Ya, mecburi e, şeye veriyoruz. Tüccara yani, bu... veriyorsunuz. Yok. Birimiz tüccara veriyor, birimiz mesela şey veriyor o çektiğin yerde. Fabrikaya. Fabrika. Şimdi... Fabrikaya değerlendiriyor, nasıl değerlendiriyor. Burada sistem hep böyle değil mi? zeytini götürüyorsunuz, zeytinyağını çıkartıyor. Tabii ki tabii o, ki. O e, sıkma parasınınla ilgili işte zeytinyağını mı istersin, parasını mı vereyim falan gibi Aynen böyle öyle. bir sistemle Aynen öyle. devam ediyor. Aynen öyle. Ee, yani bir de yani eskiden mesela bir tane fabrika vardı şimdi bizim çevremizde yaklaşık e, iki e, dört oldu bu mıntıkada. Geçen sene yeni bir sistem bu dağ diyorlar bu neydi bir saman dağlı e, bu son sistem bir yağ çıkıyor e, su gibi içersin. O kadar güzel. Şey. Ey, tabii ki eskiden böyle kaliteli yağ çıkmıyordu ki şimdi maşallahı var yağın. Kalitesi o makinenin sıkmasına mı bağlı ondan dolayı? Tabii mı? ki tabii ki son sistem. Eskiden mesela şartellerle şimdi yok bilgisayar üzerinde yönlendiriyor tamam. Bir taraftan zeytini döküyorsun bir taraftan öbür taraftan yağ alıyoruz. Yani tamam alayım. aynı gün. Bir saat sürmüyor. Evet. Şimdi abi şeye programın sonuna doğru geldik. Buyurun. Ne söylemek istersin? Ben Yetkililere zaten söyleyeceğini söyledin. Söyledim. Dedin ki bir şey Yolumuz artık. yolumuz yapılsın dedim. En önemli şey ulaşımız çok önemli. Ha gidiyorsun muhtarı arıyorsun. Efendim diyor belediyeyi arayın. Belediye arıyoruz muhtarı arayın. O ona atıyor. Atmasalar canım benim. Yarın seçimler yaklaştı. Ona göre biz dersinizi vere, verebiliriz. Yani değiştirmesi bizim elimizde. Halkın elinde. Benim elimde değil. Halkın elinde. Bu yolları insan gibi yapsınlar. Yoksa kesinlikle ve kesinlikle şimdiki olan yöneticilere oyum yoktur. Son diyeceğim bu kadar. Ama yapsınlar bir şeyler kıyak yaparız. Onlar kıyak yapsalar bize yapalım. Başka bir şey demeyeceğim. Peki. <laughs> ulusal kanal izleyicilerine bir şey söylemek ister misin? bir ben, mesaj ee, vermek ister misin? Teşekkür ediyorum. Ve ulusal kanal bize bu imkanı sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Başka bir şey diyemem. Hı -hı. Diyeceğim bu kadar. Son söz olsun. Evet. <laughs> Peki biz de o zaman programımızı kapatalım burada. Ee, şimdi Fayk abi çok tatlı sohbeti hani bıraksak böyle saatlerce konuşuruz tabii yani. Tabii ki ya bir şey olmaz yani. Biz onu sonra devam ederiz sen de Fayk abi. Yalnız e, olsun. Ee, ama tabii buradan şöyle de bir şey çıktı. Ee, burada kooperatif kurulmak Şöyle dursun kurulma fikri bile hiç insanların aklına gelmemiş aslında bu çok büyük bir sorun bence ee, burada işte kooperatiflerin yerini bir anlamda fabrikalar kapatıyor işte insanlar gidiyor orada bir şekilde ürünlerini değerlendirebiliyorlar ama yine bir daha söylemek lazım burada 12 liraya çıkan bir zeytinyağının Ankara'da İstanbul'da işte 35-40 lira ya da 50 liralara satılmasının sebebi işte bu örgütsüz toplumdur kooperatif olacak. Kooperatifin bir pazarlama ayağı olacak mutlaka. Bunu unutmamak lazım. Ee, ve böylece de işte Fayık abi'nin çocukları da bu işi yapmamış. Ee, gitmişler okumuşlar. İşte Fayık abi zaten bu işi yapmamış. Ee, çünkü para kazanılmadığı, para para kazanılmadığı için de insanlar bu işi yapmıyor. Kooperatif olursa işte tarımın sürdürülebilir olmasının da önü açılır. Çocuk çocuklar, torunlar bu işi devam ettirir diyelim ve kooperatifleşmenin önemini de burada vurgulamış olalım. Bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda.